Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Şubat ayının son haftasına dair teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Web Tekno'ya hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta teknoloji dünyasının en çok konuşulan haberi hiç kuşkusuz ki Samsung'un Galaxy S5 tanıtımıydı. Dünya Mobil Kongresi çerçevesinde tanıtımı yapılan cihaz, her ne kadar Galaxy ailesine çok büyük bir yenilik katmamış gibi görünse, hatta bazı otoriteler tarafından Galaxy S4S olarak adlandırılmış olsa bile, 3 gün içerisinde 200 milyonu aşkın ön sipariş sayısıyla Samsung'un ürün kategorisinde yeni bir rekora imza attı. Akıllı telefon dünyasının durmak bilmeden büyüyen devi HTC ise Galaxy S5'in tanıtımını kendi reklam aracı olarak kullandı. 25 Mart'ta tanıtımı yapılacak olan M8 kod adlı HTC One'ın yeni versiyonu için "Galaxy S5 almayın, 25 Mart'ı bekleyin, pişman olursunuz" şeklinde attığı tweetle sosyal medyanın en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı geçen hafta. Galaxy S5'e gelen bir başka saldırı ise Nokia cephesindendi. Nokia, Samsung'un S5 modelinde kendini tekrar ettiğini söyleyerek "Not the Samsung" şeklinde attığı tweetle Samsung'u eleştirdi. Ancak Nokia'nın Android'li telefonlarını görücüye çıkardığında değişimin her zaman da iyi bir şey olmadığını gördük. Zira Nokia Android telefonlar çok da pazarda söz sahibi olacakmış gibi görünmüyor. İflasın eşiğinden güçlükle dönen BlackBerry de geçtiğimiz hafta yeni modellerini tanıtan firmalar arasındaydı. Tamamıyla dokunmatik bir ekrana sahip olan modelini tanıtan BlackBerry, ayrıca sonbahar aylarında bir de fiziki klavyeli olan klasik BlackBerry görünümünde bir telefon piyasaya süreceğini söyledi. Bakalım, ısrarı ve inadı konusunda oldukça istikrarlı bir çizgi sürdüren BlackBerry, fiziki klavyeli telefon konusunda hala başarılı olabilecek mi? Microsoft da Dünya Mobil Kongresi çerçevesinde yerini alan yazılım devleri arasındaydı. Yakın bir gelecekte ücretsiz bir işletim sistemi piyasaya süreceğini açıklayan Microsoft, bütün Windows kullanıcılarını şaşırtırken bu işletim sisteminin arama motoru olan Bing tabanında olacağını söyledi. Dünyanın en az kullanılan arama motoru olan Bing üzerinden geliştirilecek olan bu işletim sistemi, her ne kadar Windows 8.1 ile aynı arayüze sahip olacak olsa da barındırdığı reklamlarla kullanıcıların biraz tepkisini çekecek gibi duruyor. Microsoft'tan gelen bir başka haber ise geçtiğimiz hafta Apple kullanıcılarına ne kadar rakip olabileceğini gösterdi. Apple'ın bir süredir telefonlarında kullandığı sanal asistan olan Siri'ye rakip olarak çıkacak olan Bing'in sanal asistanı, Halo oyuncularının yakından tanıdığı Cortana isminde olacak. Her ne kadar fiziksel görünüşü o kadar benzemeyecek olsa da Cortana'yı merakla bekliyoruz. Bizim ülkemizde birbiri ardına gizli telefon görüşmeleri ortaya çıkarken, okyanusun diğer yakasında da durum pek farklı değil. NSA ve İngiliz gizli istihbaratının son kurbanı da Yahoo oldu. Söylentiye göre Yahoo'nun 2 milyona yakın kullanıcısının webcam üzerinden yaptığı görüşmeler izlenmiş ve takibe alınmıştı. Yahoo ise bu konuda kendini temize çıkartmak için pek çoğu cinsel içerikli olan bu görüşmelerden haberi olmadığını söyledi. Geçtiğimiz haftanın son haberi ise yine okyanusun diğer kıyısından Oscar ödül töreninden geldi. Oscar ödül töreninin bu yılki sponsoru olan Samsung, sunuculuğunu yapan Ellen DeGeneres'e verdiği telefonla tüm katılımcıları bir araya toplayıp bir selfie çekmesini rica etmiş. Bradley Cooper'ın çektiği bu fotoğrafta Kevin Spacey, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Brad Pitt gibi ünlü isimler yer alıyor. Ellen DeGeneres'in kendi Twitter'ından gönderdiği bu fotoğraf aynı zamanda retweet rekoru kırarak Barack Obama'nın daha önceki fotoğrafını geçti ve kullanıcılar tarafından oldukça büyük beğeni topladı. Şubat ayının son haftasına dair teknoloji ve internet dünyasının gündemiyle bir kez daha karşınızdaydık. Ben Barış Kahraman, önümüzdeki hafta yeni bir haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.